Van Spor Türkiye gündeminden düşmüyor. Son olarak Zem Parti Van Milletvekilleri Pervin Buldan, Zülküf Üçar, Gülcan Kaçmaz Sait, Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı ve Mahmut Dindar'ın imzalarıyla Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın cevaplaması üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verildi. Soru önergesinde Türkiye'de spor müsabakalarında fair play kurallarının ihlal edildiği birçok vaka dönem dönem kamuoyuna yansımaktadır. Fair play dürüst oyun, dürüst davranış olarak ifade edilmekle birlikte gerçek anlamı etik üstü davranıştır. Etik davranış kuralları her konuda dürüstlükle ve saygıyla uygulamak demektir. Ancak 21 Nisan 2024 tarihinde oynanan Buca Spor Esenler Erokspor Spor maçına inceleme yapılması durumunda hakemlerin Bucaspor'un net iki penaltısını vermediği Esenler Erok Spor'un golü atmadan önce yedek kulübesinden bir futbolcunun saha içerisine girip kural adasına ulaştığı görülmüştür. Birçok duraklamaya rağmen bu maçın ilave süreyle tamamlanması gerekirken maç 90 dakika dahi bitmeden sonlandırılmıştır. Hukuken bu maçın hakkı Bucaspor Spor lehinde olması gerekirken Erokspor'a puan verilmiştir. Spor'un yaşananlara ilişkin açıklama ve itirazlarına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçmemiştir. Bu sebeple ligin son haftasında Erokspor ile karşılaşılan Serik Spor'un U19 takımı ile sahaya çıkması ve 6-0 yenmesi şaibe, şike ve hile iddialarını daha da güçlendirmiştir. Buna karşı Van Spor Bursa Spor'la karşılaştığı maçta şike ve şaibeleri protesto ederek maçtan çekilmiştir. Çünkü 2. Lig Beyaz grubunda yaşanan şüpheli durumlar neticesinde şampiyon olma ihtimali yüksek olan ve 2. sırada bulunan Van Spor Kulübü'nün şampiyonluğu engellendiği iddia edilmiştir. Kamuoyu Van Spor aleyhine futbola bir müdahalenin söz konusu olduğunu düşünürken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açık taba beklenmektedir cümlelerine yer verdi. 8 soru içeren Öderger'in soru içerikleri şu şekilde oluşmaktadır. İkincilik beyaz grup içerisinde son 5 haftalık maçların incelenmesine yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'na veya bakanlığımıza yapılmış bir inceleme ve soruşturma başvurusu mevcut mudur? Kamuoyuna yansıyan görüntü ve değerlendirmelerde açıkça şike ve hile olduğu iddia edilen durumlara ilişkin resen soruşturma başlatılması amacıyla bir girişimde bulunacak mısınız? Erokspor'un kendi grubunda şampiyon yapılması amacıyla son maçlarında şike yapıldığına dair iddialara ilişkin Devam eden bir soruşturma mevcut mudur? İkincilik beyaz grupta görev alan hakemler nasıl belirlenmektedir? Tüm liglerde şike ve hilelerin önüne geçmek amacıyla hangi tedbirler alınmaktadır? Van Spor'un süreç içerisindeki itirazlarına ilişkin başlatılan bir soruşturma veya inceleme var mıdır? Başlatılan bir soruşturma var ise kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır? İkincilik beyaz grupta oynanacak playoff müsabakaları için alınan önlemler nelerdir? Bahse konu olan şike, hile ve yanlı hakem kararlarına ilişkin oynanacak müsabakaların ha kendileri nasıl seçecektir? Türkiye'de spor müsabakalarında şike ve hilelerin önlenmesine yönelik alınan tedbirler nelerdir? Bakanlığımızın aldığı tedbirler var ise buna rağmen şike iddiaları neden gündeme gelmektedir? Bu tedbirlerin geliştirilmesine yönelik hangi çalışmaları başlatacaksınız? Türkiye'de sporun finansmanının şeffaflaştırılması ve denetlenmesi nasıl sağlanmaktadır? Bu bağlamda gelecek törenler için hangi tedbirler alınacaktır?